Şimdi bildiğimiz kadarıyla Singapur'daki ilk korona vakası 23 Ocak'ta ortaya çıkmıştı. O günden itibaren orada hükümetin nasıl bir yol takip ettiğini bize anlatabilir misin? Şimdi Singapur'da ilk gelen vaka zaten Çin'den Wuhan kentinden gelen bir vaka, importe bir vakaydı ve o tespit edildiği andan itibaren öncelikli olarak Çin'den gelen kişilerin taranmasıyla başlandı. Daha sonra zaten bu uçakların iptali ve sınırın kapanması olarak devam etti. Singapur'da ilk önce en önemli şey, ilk vaka çıktığından itibaren her şey çok açık bir şekilde yürütüldü. Yani her gün aslında göstermek isteyeyim ama bir WhatsApp grubu var. Daha doğrusu bir WhatsApp kanalı var. O WhatsApp kanalından Singapur hükümeti kaç vaka çıktığını, bu vakaların kaçının hastanede olduğunu, bu vakaların nereden geldiğini halkla açık bir şekilde paylaştı. Nasıl Daha bir sonra WhatsApp kanalı? Yani şu WhatsApp kanalı derken. şöyle göstereyim. Yani bu bir şey, herhalde bu şey, bu yayın kanalı şöyle. Evet. Hani hükümetin. Go.sg, evet, hükümetin resmi bir iletişim kanalı var. Yani hükümet bütün iletişimleri hiçbir insanlarda kuşkuya yol açmayacak şekilde tamamen kendisi yürütüyor. Yani o ve bütün... Vatandaşlarla kurduğu bir iletişim var yani. Doğru mu anlıyorum? Evet, şimdi vatandaşlarla iletişim hem sosyal medya üzerinden hem bu WhatsApp kanalı üzerinden. Onun dışında diğer medya organları, radyo, televizyon, gazeteler ve ayrıca zaman zaman ülkenin başbakanının televizyona çıkarak yaptığı açıklamalarla devam ediyor. Yani ilk günden itibaren bütün devlet organları çok açık bir şekilde Singapur'da yaşayanlara durumun gün be gün ne olduğunu, nasıl ilerlediğini ve bu noktadan sonra yapılacakları sürekli olarak anlatıyorlar. Peki şeffaf olduklarını anlıyoruz. Şeffaflığın önemli olduğunu anlıyoruz. Bu vatandaşlarda ya da aynı şekilde sen de oradasın artık kaç senedir bir güven Evet, duygusu oluşmasına da sebep olan bir şey diye anlıyorum. Yani insanlar hani koronavirüs kaptıkları zaman aslında bir şekilde panik olmadan tedavi edileceklerine dair de bir inanç oluştu insanlar. Söyleyebilir şimdi miyiz? şöyle bir şey. Şimdi Singapur 2003 Tedavi yılında demeyeyim gerçekten. Şu an herhangi bir tedavi yok ama hani en azından durum için kontrol altına alınabileceği evet. anlamı. Yani şöyle bir şey. Singapur 2003 yılında SARS'ı yaşamış ve SARS vakalarının kontrol altına alınması ile ilgili çok önemli katkıları olmuş bir ülke. Ve sadece kendi deneyimlerinden değil, global olarak da bu salgın hazırlığıyla ilgili olarak kendilerine yapılan bütün uyarıları çok ciddiye alıp bu salgın hazırlığıyla ilgili olarak her zaman tetikte olan bir ülke. Yani şimdi bunun şöyle iki tarafı var. Birincisi bürokratik ve akademik. Yani insanların ve siz yani şey gibi akademik ve bürokratik hazırlıkların yapılması. İkincisi de her türlü salgın hastalıkta. Burada yani sadece şu an koronavirüs değil. Mesela dengue ateşi, el ayak ağız hastalığı. Her şeyde yani öldürücü olmayan hastalıklarda bile halkla çok açık olarak iletişim kurulması. Yani mesela dengue ateşi burada epidemik olarak endemik olarak görülen bir hastalık. Sineklerden bulaşıyor. Sivrisineklerden ve bununla ilgili olarak kümeleri internette sürekli olarak paylaşıyorlar. Ve sürekli olarak evinize gelip bununla ilgili olarak bilgilendirme yapıyorlar, kontroller yapıyorlar. Yani bu bugün korona ile olmuş olan bir güven duygusu değil, daha önceden sağlanmış olan bir güven duygusu. Peki yanlış değilse eğer anladığım kadarıyla koronavirüsü için orada yapılan testlerin tamamı bedava olarak Evet, olmuş galiba diye. tamamı bedava. Biraz Evet. anlatabilir misiniz? Şimdi Singapur'da ulusal bulaşıcı hastalıklar hastanesi var. Zaten bütün kontrol altında olan bildirilmesi zorunlu bulaşıcı hastalıklar buraya toplanıyor. Aynı şekilde korona vakaları çıktıktan itibaren de burası test merkezi olarak atandı ve bütün şüpheli vakalar buraya gönderiliyor ve testleri burada yapılıyor. İlk vaka çıktıktan sonra hayat nasıl ilerledi? Yani sizin oradaki işte gündelik hayatınız nasıl değişti ya da belki aynı mı kaldı?
Şimdi aslında buradaki ilginç olan şey, ilk vaka çıktığında ben Türkiye'deydim. Çünkü Çin yeni yılındaydık. Ben iş için Türkiye'deydim ama şöyle bir şey. Burada Çin yeni yılı olmasına rağmen insanlar çok büyük bir paniğe kapılmadılar. Yani herkes şeylerini, seyahatlerini azaltıp özellikle Çin anakarasına gidecek olanlar normal hayatlarına devam ettiler. Burada sadece ilk bu vakaların ve bu seyahat ve kısıtlamaların geldiğinden itibaren birazcık bizdeki Türkiye'de olduğu gibi marketlere akın edip işte yiyecek depolama, tuvalet kağıdı depolama gibi şeyler oldu. Ama onun dışında çok büyük bir panik hakim olmadı. Çünkü insanlarla ilk başından itibaren Çin'den gelen ilk bu 20 importe vakanın nerelerde bulunduğu, temaslarının nasıl kontrol edildiği söylendiği için herkese kendi önlemlerini alabilme imkanı buldu. Mesela burada şu an Çin mahallesinde hayat durmuş durumda. Hı-hı. Ve hani hiç Çinli turist gelmediği için bazı iş yerleri zorlanıyorlar. Yani günlük hayatta kişilerin hayatlarını aşırı etkilememiş olsa bile ekonomik olarak çok derin etkiler oldu. Gazeteler, internet siteleri ve televizyonlar bu süreçte ne yaptı? Ya bu süreçte onlar devleti ve bilim insanlarını dinlediler. Yani Singapur'da böyle bir durum olduğunda medya ünlü doktorlara veya medyada takip edilen kişilere değil, genelde üniversiteye başvurur ve üniversitede özellikle enfeksiyon hastalıklarında ve halk sağlığında çalışan hocalardan, akademisyenlerden görüş alarak bunları paylaştılar ve hala günlük olarak farklı departmanlardan, farklı kişilerden görüş olarak bunu paylaşmaya devam ediyorlar. Peki yine ilk vakanın üzerinden neredeyse 2 ay geçti. Şu anki durum evet, nasıl? Şu anki durum 200'ün üzerinde vaka var. Tam vaka sayısını söyleyebilirim. Dün itibariyle 266 vaka var. Bu 266 vakadan 152 tanesi hastanede, 14 tanesi de yoğun bakımda. Ama şu ana kadar hiç ölüm olmadı Singapur'da. Can kaybı hiç olmadı. Can kaybı yok, evet. Grip mevsimsel olarak görülen ve aynı anda herkesi hasta etmeyen bir hastalık. Yani şöyle düşünün, eğer 20 milyonluk İstanbul'un %60'ı, 12 milyon kişi aynı anda grip olsa ne olacak? Yani hani grip o kadar öldürmüyor diyorsunuz ama 12 milyon kişinin aynı anda grip olduğunu düşünürseniz bunun 12 milyon kişiyi tahayyül etmek bile çok zor. Yani buradaki sorun biz COVID'in yeni bir hastalık olması, aşısının ve tedavisinin olmaması ve hiçbirimizin COVID'e karşı bağışıklığının olmaması. Bu nedenle COVID'i ciddiye almamız gerekiyor. Çünkü COVID hasta ettiği zaman, ki zaten rakamlara baktığımızda COVID'den etkilenenlerin %10'u hastalığı ağır geçiriyorlar şu anki rakamlara göre. Evet. Bunun %5'i de mekanik solunum desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Ve yani hiçbir sağlık sisteminin bu kadar çok sayıda ventilatör, yani mekanik solunum cihazına sahip olma imkanı yok. Yani siz istediğiniz kadar sağlık sisteminizi destekleyin, istediğiniz kadar salgın hazırlığınız olsun, bu rakamların bir anda elinizin altında olabilmesi mümkün değil. Mesela Singapur ilk yaptığı şeylerden biri, bunu sağlık çalışanları için yaptı. Ve bütün sağlık hizmetlerini 2 vardiyaya çevirdiler. Çünkü sağlık çalışanlarının daha fazla enfekte olduklarını biliyoruz ve sağlık çalışanları şu an bizim için en önemli kişiler. O yüzden de Singapur'da klinik ekipleri 2'ye böldüler. Yani sizin kliniğinizde 4 doktorunuz varsa ikisi bir vardiyada çalışıyor, ikisi diğer vardiyada çalışıyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum Burcu Hanım. Yani bu salgın sürpriz değil. Yani ben bunu da herkese söylüyorum. Biraz hani Türklerde daha fazla yankı bulduğu için. Bu büyük İstanbul depremi gibi. Biz bunun ne zaman geleceğini biliyorduk ama ne zaman geleceğini bilmiyorduk. Yani özellikle 2009'daki grip salgınından sonra Dünya Sağlık Örgütü bu konuyla ilgili uyarılarını arttırdı. Hı. Bu arada MERS yaşandı, Ebola yaşandı. Yani kapasiteyi nasıl arttırabileceğinizle ilgili çok sayıda saha deneyimi oldu. Fakat tabii ki bu tarz, bu ölçekte yaşanan salgınları ancak
yaşayarak ve süreçte deneyimleyerek yönetmeyi öğreniyorsunuz. Geleceğini biliyorduk derken bunu hani dünyanın belli aralıklarla bu tarz salgınları görmesi sebebiyle mi diyorsunuz? Evet, yani bilim bize bunu söylüyor. Yani insanoğlu çeşitli aralıklarla bu tarz yeni patojenlerle karşılaşıyor. Kendi Sağlık Bakanlığı'nda çalışan kişilerin çoğunu halk sağlığı master yaptırarak bu hazırlığını akademik olarak da yapmış bir ülkedir. Yani Singapur'da siz nerede, hangi bir branşta çalıştıklarından önemsiz olarak pek çok Sağlık Bakanlığı çalışanının temel epidemiyoloji ve salgın yönetimi bilgisi mevcuttur. İşe gidip geliyorsunuz, toplu taşıma evet. kullanıyorsunuz. Evet. Singapur'da toplu taşıma konusunda durum ne oldu başından beri? Şu an burada vakaların artışı yavaş olduğu için bu konuda hiçbir kısıtlamaya gidilmedi. Tabii ki ama bizim yaptığımız şey mümkün olduğunca toplu taşımanın yüzeylerine değmemek, teması azaltmak, elimizi sürekli olarak yıkamak ve ayrıca şeyi de biliyoruz, toplu taşımadaki bütün yüzeylerin her gün dezenfekte edildiğini. Çünkü bu da yani videolarla, haberlerle sürekli olarak paylaşılıyor. Panik olmayın, tedbirli olun. Çünkü böyle bir durumda panik sizi sadece daha fazla hasta eder. Ayrıca sağlık çalışanları herkes evindeyken en önde bu hastalıkla savaşıyorlar ve bir sağlık kurumuna giderken özellikle çok gerekli değilse erteleyebiliyorsanız hem kendinizi korumak için hem de iş yükünü azaltmak için evde kalın. Şu an kendiniz için, ülkeniz için, herkes için yapabileceğiniz en iyi şey evde oturmak.